Şimdi ben size öyle hareketler göstereceğim ki yağ yakacaksınız, aynı zamanda karın kasınızı güçlendireceksiniz. Sonra size benim sürekli yaptığım karın hareketlerini size göstereceğim ve bunların yararından bahsedeceğim. Dostlarım, selam. Yeni videoma hoş geldiniz hepiniz. Gördüğünüz gibi evdeyim. Normalde kardiyoya gidecektim. Ama geçenlerde arkadaşım bir tanesi bir videomun altına karın kası ile ilgili video çeker misin? İşte birkaç hareket gösterir misin? En etkili gibi falan filan bir video yapmış. Dedim ki ben bari bugün kardiyoyu evde yapayım ve çocuklara bir video çekeyim dedim. Bunu bugün yayınlarım büyük ihtimal. Kardiyomu da evde yapacağım. Karın kası ile ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Sonra size benim sürekli yaptığım karın hareketlerini size göstereceğim ve bunların yararından bahsedeceğim. Şimdi birincisi temiz beslenmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Karın kası istiyorsanız temiz beslenmek zorundasınız. Artık bunları söylemeyeceğim. Sabırlı olmalısınız, devamlı olmalısınız her şeyde olduğu gibi. Ve kardiyo yapmalısınız. Yani karın kası istiyorsanız yağınızı biraz düşürmeniz gerekiyor ki karın kaslarınız belli olsun. Ve bunu nasıl yapacaksınız? Temiz beslenerek, yeterli kalori alarak ve kardiyo yaparak. Çok fazla aklınızı karıştırmayacağım. Sadece şunu da bilseniz yeterli. Temiz beslenmeniz gerekiyor, kardiyo yapmanız gerekiyor ve yeterince karın çalışmanız gerekiyor. Her bölgede olduğu gibi. Sakın her gün çünkü bunu derim diye her gün asılmayın. Benim ne kadar sürede karın çalışmalıyız diye sorarsanız 2 günde bir de olabilir, 3 günde bir de olabilir. Karın kasının da diğer kas grupları gibi sıradan bir kas grubu olduğunu unutmayın. Onların da uyarılmaya, onların da kasılmaya, onların da dinlenmeye ihtiyacı olduğunu unutmayın. Her gün aşırı ağırlıklarla karın kası çalışmayın. Onları da dinlendirin. Yani 2 günde bir olabilir. Ama eğer aşırı ağır yapıyorsanız ki asla tavsiye etmiyorum. Belinizi kalınlaştırabilir. Özellikle obliklere aşırı ağır yükleniyorsanız beliniz kalınlaşabilir. Asla bunu tavsiye etmiyorum. Biraz sonra göstereceğim hareketleri yapıyorum ben genel olarak. İnanın başka hiçbir hareket yapmıyorum. Sadece 2 hareket. Bunlar size tamamen yetecektir. 2 günde bir yapabilirsiniz. 3 günde bir yapabilirsiniz. 4 günde bir yapabilirsiniz. Ama her gün yapmayı gerçekten tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi diğer kas gruplar gibi onu da dinlenmeye ihtiyacı var. Ya şu anda sabah 5. Kardiyoya girecektim işte. Şu an hala açılamadım. Ben diyorum ne diyorum lan ben falan. Neyse. Kardiyo yapmak çok önemli karın kası istiyorsanız eğer. Şimdi ben size öyle hareketler göstereceğim ki yağ yakacaksınız, aynı zamanda karın kasınızı güçlendireceksiniz. Şimdi bu hareketler neler? Bir tanesi climber. Climber benim sürekli yaptığım hareket. Her antrenman sonunda, pardon her antrenman sonunda, karın kasının her antrenman sonunda ve öncesinde kesinlikle yaparım. Ve böyle nabzımı iyice hızlandırdığı için böyle biraz daha kardiyoya böyle hit kardiyo şeklinde oluyor. Kesinlikle size öneririm kardiyoyu yapabilirsiniz. Climber'dan bahsedeyim size. Kardiyo yerine bu climber'ı böyle maksimum yapıp sonra kısa süre dinlenip sonra maksimum yapıp sonra biraz daha uzun dinlenip sonra bir daha maksimum yapıp sonra biraz kısa dinlenip falan gibi kendinize hit kardiyo şeklinde oluşturabilirsiniz. Şimdi climber'dan bahsedeceğim size. Climber şöyle göstereyim. Ah, sabah sabah. Şimdi climber'ı önce ben kendim yapayım. Şu. Bu climber. Şimdi biliyorsunuz ben uzun süre eğitmenlik yaptım spor salonlarında ve sizin yapabileceğiniz hataları emin olun biliyorum. Yani neler yapacaksınız. Birinci yapacağınız hatayı söylüyorum size. Elleriniz şu şekilde olacak. Tamam mı? Şöyle olacaksınız. Bu değil. Tamam mı? Elleriniz şöyle. İleride olmayacak. Beni görüyor musunuz bilmiyorum ama elleriniz şöyle asla ileride olmayacak. Nasıl olacak? Umarım beni görüyorsunuzdur. Şu anda çünkü ben nereyi gördüğünüzü bilmiyorum. Elleriniz dediğim gibi çok ileride değil. Vücudunuza yakın yani göğüslerinizin hizasında olacak. Şu şekilde olacaksınız. Yani kollarınız aşağıda olacak. Ve dizlerinizi karnınıza doğru çekeceksiniz. Birincisi. Anladınız. Elleriniz şu şekilde olmayacak.
Yani karnınıza çekerken şu şekilde biraz da aşağıya doğru indireceksiniz ve karnınıza çekeceksiniz. İkinci yapacağınız hata, kalçanız aşırı yukarıda olacak, tamam mı? Şu şekilde yapıyorlar. Şöyle, böyle değil. Abi indireceksin kalçayı, şunu yapacaksınız. Üçüncü söyleyeceğim şey, bu hareketi yaparken karnınızı iyice böyle sıkmanızı istiyorum. Aslında sıkmak değil de nefesinizi boşaltmanızı istiyorum. Hani yaparken yapıp bacaklarınızı çekip o ne demek istediğimi anlayacaksınız. Karnınız böyle kasılacak. İşte bunu istiyorum. Karnınızı böyle kasılmasını istiyorum. Ellerini koydunuz. Elleriniz bu şekilde değil. Kalçanız dışarı doğru değil. Elleriniz burada, kalçanız düz. Aynı plank pozisyonundaki gibi. Nefesinizi tamamen boşalttınız. Ve dizlerinizi karnınıza doğru çekiyorsunuz. Şöyle göstereyim bir tane daha. Bakın şu. Boşalttım. Ve şu. Şimdi aranızda eğer çok kilolu olup beni izleyen arkadaşlar varsa bu hareketi yapmakta zorlanabilirsiniz ya da kilolu olmasa bile bu hareketi yapmakta belki zorlanan arkadaşlar vardır. Şu şekilde başlamanızı öneriyorum size. Şöyle başlayın. Yavaş yavaş çekin. Bırakın bir tane. Sonra diğeri. Hop sonra diğeri. Sonra diğeri. Derken zaten böyle yavaş yavaş hızlanacaksınız. Dediğim gibi ilk hareket bu. Bu climber nereye çalıştırır? Dostlarım emin olun oblikler de dahil olmak üzere bütün kas grubunuzu yani bütün kor bölgenizi çalıştıracak bir harekettir. Mountain climber. Climber mountain veya aynı. İlk hareket bu. Bunu düşüneyim. Başka bu hareketle ilgili söylemem gereken bir şey. Nasıl çalışmanız gerektiğini söyledim. Hit kardiyo şeklinde yapabilirsiniz. Bana kalırsa bunu 5-6 set yapabilirsiniz. Ben 5-6 set yapıyorum maksimum. Bayağı yapıyorum yani. 5-6 dakika yapıyorum. Sonra 30 saniye dinleniyorum bir daha maksimum. Sonra 1 dakika dinleniyorum bir daha maksimum. Bazen 10 saniye dinleniyorum bir daha maksimum. Tabii 10 saniye dinlendiği zaman normal olarak yaptığı süre çok düşüyor. Sonra 2 dakika dinleniyorum bir daha maksimum falan derken kendime güzel bir hit kardiyo stili çıkartıyorum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bu hareketin en büyük artısı şeyi söyledim az önce. Karın çalıştığı zaman yavrunun azalması gerekiyor. Yavrun azaldığı zaman karın kasınız yavaş yavaş ortaya çıkacak. Bu hareket hareketli bir hareket olduğu için daha fazla yağ yakımı demek. Ve daha fazla yağ yakımı ve kor bölgenizi daha fazla çalıştıracağı için aslında karın için en etkili hareketlerden bir tanesi. Ne demek istediğimi umarım anladınız. İkinci hareket, herkesin bildiği klasik. Yine bir tane sözüm var sürekli söylediğim, neredeyse bütün videolarda söylüyorum. Aslında her şeyi bildiğiniz kadar kolay. Aslında her şey temel hareketler. Biz böyle çok detaylandırıyoruz. Yok bir şey, bilmem ne falan filan. Yine göstereceğim o hareket, ulan bu mu falan diyeceksiniz belki. Ama evet bildiğiniz hareket klasik mekik beyler. Klasik mekik. Ne dedim? Aslında her şey bildiğiniz şeyler. Sadece duymak istiyorsunuz tekrardan. Mekiğiyle göstereyim size. Ayağım 90 derece. Ellerim başımın altında. Bunun da tabii. Bu hareketin de tabii bir sürü varyasyonları var. İşte ayağınızı yukarı kaldırabilirsiniz. Sonra ellerinizi aşağıya doğru yapabilirsiniz. Şu şekilde yapabilirsiniz. Sonra topuklara değerek yapabilirsiniz. Ama dikkat etmeniz gereken şeyi söyleyeyim. Kesinlikle dikkat etmeniz gereken dostlarım eliniz ensenizdeyken veya kafanızı nereye koyuyorsanız kafanızı şu şekilde bastırmayın. Şöyle yani kollarınızla gövdenizi göğsünüzü kaldırmaya çalışmayın. Omuzlarınızı kaldıracaksınız. Bakın tekrar göstereyim anlayacaksınız ne demek istediğimi. Ayaklarım 90 derece elimi koydum. Bakın şu değil tamam mı? Omuzlarınızı kaldıracaksınız. Şunu yapacaksınız. İkinci bu harekette en fazla dikkat etmenizi istediğim şey kalkarken yani omuzlarınızı yerden kaldırırken, bacaklarınıza yakınlaşırken, küçülürken nefes vermenizi istiyorum. Sonuna kadar nefesinizi verin. diye.
Sonra kendinizi arkaya doğru bırakırken nefesinizi alın burnundan, burnunuzdan. Alın, tamamen bırakın, karnınız açılsın. Sonra bir daha diye tekrardan küçülün. Burada ikinci dikkat etmemiz gereken şey, yine ben yapayım, yine bana bakın. Kesin tamamen anlamanız için bunları size söylüyorum. Yoksa başka bir amacım olamaz herhalde. Ayağım yine 90 derece. Bu arada ayağım 90 derece derken çoğunuz yine yapacağı bir hata, ayağınızı şöyle yapanlar oluyor. Veya tam tersi şöyle yapanlar falan oluyor. Tam 90 derece olsun. Bu arada bu da doğru aslında. Bu tamamen yanlış ama bu şekilde de yapabilirsiniz aslında. Ama ben klasik olduğunu gösteriyorum. 90 derece. Ellerim başımın arkasında. Şeklinde karın yapabilirsiniz. Diğer hareket clean burn, onu da göstereyim. Bir daha şu. Hop. Benim karın hareketim, inanın bana, bu kadar. Göstereceğim bu iki hareketti. Bu iki hareketi farklı varyasyonlar hareket şeklinde yaparak, inanın bana, biraz da sabrederek karın kasına sahip olabilirsiniz. Biraz temiz beslenerek, biraz sabrederek, biraz karın çalışarak. Bu arada size şunu söyleyeyim. Bölgesel yağ yakımı diye bir şey yoktur dostlarım. Yani atıyorum, siz kol çalışırsanız kolunuzdaki yağlar erir diye bir şey yok. Karın çalışırsanız karındaki yağlarınız erir diye bir şey yok. Bacak, kalça, popo işte çalışırsanız bacağınızdaki, kalçanızdaki, poponuzdaki yağlar erir diye bir şey yok. Yani siz genel olarak diyet yapacaksınız. Diyet demiyorum aslında ben bunu. Yaşam tarzı beslenme yapacaksınız. Ve vücut tipiniz neye uygunsa o şekilde bir fiziğe sahip olacaksınız. Karnı çok yağlı olan insanlar sürekli karın çalışıyorlar. Ve karındaki yağların gideceğini umuyorlar. Bu kesinlikle yanlış dostlarım. Dediğim gibi bölgesel zayıflama diye bir şey yoktur. Karın çalışırsanız karındaki yağlar erir diye bir şey asla yoktur. Burada bir tane örnek vereyim. Nasıl güzel bir açıklayabilirim size, 2 dakika düşüneyim. Şu şekilde açıklayabilirim. Şimdi burada şu tarafta dur şöyle durayım. Hatta direkt kendi üzerimden vereceğim size, bakın. Şöyle durduğumda şimdi şurada kaslarım olduğunu düşünelim, tamam mı? Şurada kaslarım olduğunu düşünelim. Burada yağ tabakası var, hemen burada deri var. Yani kas, yağ tabakası ve deri. Şimdi sürekli karın çalışmak ne demek? Sürekli karın çalışmak demek, karın kaslarını güçlendirmek, irileştirmek, daha belirgin hale getirmek demek. Eğer siz temiz beslenmezseniz, kardiyo yapmazsanız oradaki yağlar orada duracak. Ve ne olacak? Buradaki kaslar yağları itecek. Çünkü kaslar büyüyecek ve yağları itecek. Dolayısıyla yağlar da deriyi itecek. Ve dolaylı yoldan aslında daha göbekli gibi duracaksınız. Anlatabildim mi acaba ne demek istedim? Bence gayet iyi anladınız. Eğer sağlam beslenmezseniz, yani temiz beslenmezseniz, yeterince kardiyo yapmazsanız, sürekli karın çalışırsanız, karınınız böyle hani fazla gelişeceği için deriyi ileritecek ve deri de yağı ileriteceği için, pardon, yağı itecek, yağ deriyi ileriteceği için, dolayısıyla biraz daha böyle göbekli gibi duracaksınız. Umarım açıklayabilmişimdir ne demek istediğimi. Bu video hakkında diyeceklerim bu kadardı. Bence gayet açık, güzel bir video oldu. Ben güzel bir kardiyom yapayım, Netflix'imi açayım, bisikletime bineyim, televizyonun karşısında. Bir de karın yaparım belki. Clean burn yaparım, yine güzel bir hit. Başka diyeceğim bir şey yok. Bu arada hala video çekerken, neredeyse 200 tane videom oldu. Hala video çekerken heyecanlanıyorum ya nedense. Dostlarım kendinize çok iyi bakın. Videoya yorum yapıp like atmayı unutmayın. Benim çekmemi istediğiniz başka videolar varsa onları benden yorum olarak isteyebilirsiniz. Mesela bu videoyu bir arkadaş istedi. Karın kası videosu yapar mısın dedi. Ben de tabii ki de yaptım yani. Gördüğünüz gibi yaptım. Şu an izlediğiniz gibi yaptım. O yüzden siz de benden video istemeyi unutmayın. Yorum olarak belirtebilirsiniz. Veya bana Instagram'dan da yazabilirsiniz. DM olarak. Genellikle bakıyorum DM'e. Müsait olduğum zamanlar. Instagram hesabım açıklama kısmında yazıyor. Takip edebilirsiniz.
Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Bu arada her zaman su için. Bakın şu an size yine hatırlatıyorum. Ben de su içiyorum. Gördüğünüz gibi 1,5 litre suyum var. Bu gördüğünüz gibi artık kaç yıldır kullanıyorum kim bilir. Bu arada spor salonundan almışım. Nereden anladım? Çünkü gördüğünüz gibi buraya bir işaret koymuşum. Her zaman su için dostlarım. Ben 3 litreyi kesinlikle bulun. 3,5 ideal. 4'e kadar çıkabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videomda görüşürüz. Peace out. Pretty lights, look me in the face.